Drone Adam'dan selamlar arkadaşlar. Bugün Xiaomi ekosisteminde bulunan Fimi A3 Drone'a göz atacağız. Kutusunu açıp inceleyeceğiz. O zaman hadi başlayalım. Öncelikle arkadaşlar bu drone'u bize gönderen fimitürkiye.com ailesine çok teşekkür ederiz. Abdullah Çimen bu konuda bize çok yardımcı oldu. İncelememiz için bu drone'u bize gönderdi. Satış ve herhangi bir servis danışmanlığı için Abdullah Çimen'le görüşebilirsiniz. Size yardımcı olacaktır. Benden de selamımı söylersiniz. Kutusuna bakalım. Çok sade bir tasarım var kutuda. Önde sadece drone'un görüntüsü var. Arkasında özellikleri yazıyor. Kutusunun net ağırlığı 1029 gram olarak gösteriyor. Evet, Çin'de yapılmıştır falan filan. O zaman drone'umuzu açalım. Evet, drone'umuzu açtığımızda karşımıza İlk olarak kullanım kılavuzları çıkıyor. Tabii ki de bunlar Türkçe olmayacaktır. Bunları bir kenara koyalım. Şöyle yakından size göstereyim. Drone'un kendisi karşımıza çıkıyor. Drone'un kendisini alalım. Tek parça olarak çıkıyor. Kaplanan bir mekanizması yok. Yekpare olarak çıkıyor. Fırçasız motorları görüyorsunuz. Gimbal'ı görüyorsunuz. İki eksenli bir mekanik gimbal'a sahip. Üçüncü ekseni de elektronik olarak sağlıyor. Açma kapama tuşu altında bulunuyor. Önde iki tane ledleri var. Arkada da iki tane led ışıkları var. Şu şekilde bir tasarım yapılmış. Bunu daha sonra detaylı bakacağız. Kutusunun içerisinden çıkanlara bakalım. Şu şekilde kumandamız çıkıyor. Kumandamız kendinden ekranı olan bir kumanda. Dolayısıyla herhangi bir telefon bağlamakla uğraşmıyoruz. Direkt kendi ekranın üzerinden görüntüyü alıp kontrol edebiliyoruz. Joystickler bastığımızda merkez noktaya gelecek şekilde tasarlanmış. Üzerinde neler var? Bir açma kapama tuşu var. Eve geri dönüş tuşu var. Bir tane burada joystickimiz var. Menüler arasında geçiş yapabilmek için. Burada spor mod ve GPS mod arasında geçiş yapabileceğimiz bir tuş da mevcut. Burada gimbal'ı aşağı yukarı indirebileceğimiz bir tuş. Buradan da shutter ayarını yapabileceğimiz diğer bir tuş mevcut. A ve B şeklinde gösterilen de aşağıda bulunan iki tane tuşumuz var. Bunlarla birine fotoğraf video çekip diğerine de atanabilir özelliğe sahip. Altını açtığımızda 3 tane giriş görüyoruz. Birisi micro USB girişi, diğeri mini SD kart girişi, diğeri ise 3.5 mm çıkış veren bir giriş. Buradan ekran bağlayabiliyoruz. FPV gözlük bağlayabiliyoruz. Direkt gözlüklere uçuş yapabiliyoruz. Bunu da kenara koyalım. Pervanelerimiz çıkıyor. Pervanelerimizi çıkartalım. 6 tane pervanemiz çıkıyor. Bunların 4'ü drone için, 2 tanesi de yedek. Pervane tasarımlarına gelecek olursak uçlardan hafif bir açı verilmiş. Ortada gördüğünüz gibi bir kırmızı çizgi var. Diğerinde ise yok. Bu kırmızı çizgileri drone'un üzerinde bulunan kırmızı çizgi denk gelecek şekilde takıyoruz. Yani kırmızı çizgi buradaki kırmızı çizgiye gelecekse bu pervane bu tarafın. Çizgi yoksa da bu pervaneyi takmış oluyoruz. Pervane takmaları şu şekilde bastırıp çeviriyoruz. Ve bu şekilde çok kolay pervanemiz takılabiliyor. Kırmızı çizgiliyi aldık. Diğer kırmızı çizgiliye taktık. Beyaz. Beyazı beyaza taktık. Yine aynı şekilde kırmızıyı da kırmızıya takıp çevirdik. İki tane pervanemiz de yedek çıkmış oluyor. İçerisinden çıkan kablolara bakalım. Şu şekilde bir kablo çıkıyor. Bu da şarj cihazının kablosu olması lazım. Bir tane balans şarjör çıkıyor ve bir tane normal şarj cihazımız çıkıyor. Şarj cihazımızı balans şarjıyla monte ediyoruz. Daha sonra şu kablo yardımıyla soketi buraya takıyoruz. Bu soketi de bataryanın arka kısmında bulunan yeri açıyoruz ve buraya takıyoruz. Bu şekilde de bataryamızı şarj etmiş oluyoruz. Bir kablomuz daha çıkıyor. Bu kablomuz da USB tip A'dan micro USB'ye kablo. Bunu da kumandayı şarj etmek için kullanıyoruz. Kumandanın üzerindeki micro USB girişi vardı. Onu da bu kablo ile şarj edebiliyoruz. Evet, kutumuzu kaldıralım. Kutumuzun içinden çıkanlar bunlar. Teknik özelliklerine gelecek olursak bu cihaz 25 dakika bir uçuş süresi bize veriyor. 1 kilometre de görüntü aktarımı veriyor. Yani 1 kilometre bize menzil yapacağını iddia ediyor. Kumandanın üzerinde kendi ekranı var demiştik. Şimdi bunu açalım ve menülere göz atalım. Açma kapama tuşuna basalım bir kere. Drone'umuzu da bir kısa bir uzun olacak şekilde basıyoruz. Evet. İkinci basışımızı uzun olması gerekiyor açılması için, yoksa açılmıyor. Gördüğünüz gibi gimbal ilk açılış dansını yapıyor. Ve şu anda uçuşa hazır hale geldi. Ekranımız ortaya çıktı. Bizim burada uçuş öncesi checklistimiz ortaya çıkmış oldu. RC voltajını görüyoruz 4.1 volt olarak. Max speed, return to home yüksekliği 80 metre. Bu çok önemli. Eğer bunu daha alçak ayarlarsanız cihaz sinyal kaybında
O ayarladığınız mesela 20 metreden 30 metreden ayarladınız. O ayarladığınız metreden geri döneceği için herhangi bir önünde engel olursa dolayısıyla ona çarpacaktır. Bu RTH yüksekliğini etraftaki herhangi bir yapıdan daha yüksek ayarlamanız gerekiyor. Stick mod, mod 2. Mod 2'de uçmanızı tavsiye ederim. Diğer mod 3'te uçarsanız kafanız karışabilir. Çünkü bu sefer yerleri değişebiliyor gaz ve ileri tuşlarının. Video channel, video kanalı, kamera, çek. Buradan EV dediği pozlama değerini ayarlayabiliyoruz. ISO değeri otomatikteymiş. Evet, sistem tarihi de bu şekilde yazıyor. Herhangi bir tuşa basarak çıkın diyor. Ev tuşuna bastık ve çıkmış olduk. Evet, yukarı tuşuna basarsak ekranımıza bunlar çıkıyor. Return to home, auto take off yani otomatik kalkış, otomatik iniş, orbit fly, bir şeyin etrafında dönüş için otomatik özellik, follow me özelliği, selfie özelliği, headless mode, fixed wind mode, cinematic mode gibi birçok modlarımız buradan çıkıyor. Aşağı doğru bu stick çevirdiğimizde ise artık bizim ayarlar kısmı geliyor. Gördüğünüz gibi video resolution yani video çözünürlüğüne tıkladığımızda 1080p 30fps veya 1080p 25fps'de çekim yapabiliyoruz anlamına geliyor. Sola doğru bastığımızda bir önceki menüye dönmüş oluyoruz. Picture quality yani çektiğimiz fotoğrafın kalitesi. Fine, normal ve super fine olarak 3 tane seçeneğimiz var. Tekrar geri yaptığımızda çıkıyoruz. EV değeri bizim pozlama değerimiz. Bu pozlama değeri ne kadar eksiye giderse karanlık çıkar görüntümüz. Ne kadar artıya giderse de daha aydınlık çıkar. Eğer videonuz çok parlak çıkıyorsa bu artı değerlerdedir. Sıfıra yaklaştırmanız gerekiyor anlamına geliyor. Eksi değerlerde ise çok karanlık çıkıyordur ve yine sıfıra yaklaştırmanız anlamına geliyor. Onu da şuradaki tuş ile kolay bir şekilde sağlıyoruz. Aynı zamanda bu tuşla aşağı yukarı işlemini de yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Az önce neredeydik? Resim kalitesindeydik. EV'deydik. ISO'ya geldik. ISO'yu şu an otomatik seçili. Aynı şekilde buradan aşağı yukarı şununla yaparak da arttırıp azaltabiliyoruz. Ekran bu arada otomatik değil. Elim bu iş buraya gitti ama alışkanlık olarak buraya gitti. Herhangi bir dokunmatik özelliği yok. Şu tuşlardan müdahale edebiliyoruz. Shutter ayarını yine buradan yapıyoruz. Saturation, contrast gibi ayarları yine buradan yapabiliyoruz. Kartlara format atabiliyoruz. Hem bu kumandanın içerisine şuradan bir SD kart takıp ekran görüntüsünün kaydını alabiliyoruz. Hem de drone'un içerisine bir tane SD kart takarak da normal orijinal görüntüyü alıyoruz. Tabii kumandadan aldığımız görüntü bir FPV görüntü oluyor. Dolayısıyla çözünürlüğü çok çok daha düşük olmuş oluyor. Sola çektiğimizde Smart Flight, Camera Setting, GPS Mode Setting'e gelelim. Burada ne varmış? Evet, burada diğer bizim uçuşla ilgili ayarlarımızı ayarladığımız yer. Az önce mesela ne demiştim? Altitude of RTH yani Return to Home yüksekliği 80 olarak ayarlamışız. 80 metrede bu tekrar eve geri dönüş moduna geçecek anlamına geliyor. Burada ne oluyor? Limit of Flight Distance yani 1000 metreye kadar gidebilir anlamına geliyor. Biz burada istersek bunu 300 yaparız. Bu şekilde de 300 metre ileri cihaz gitmemiş olur. Kendimize göre bir önlem almış oluruz. Aynı şekilde bu da flight altitude yani uçuş yüksekliği 120'ye ayarlı. Bu demek ki bu cihaz 120'den daha fazla yukarı çıkmayacak anlamına geliyor. Home point update ise de drone'un bulunduğu nokta veya RC yani kumandanın bulunduğu nokta olarak ayarlayabiliyoruz. Aynı şekilde burada flight modları da İzin verebiliyoruz. Spor mod, altitude mod. Bunları açıp kapatabiliyoruz. Custom settings'e gelelim. Neler varmış? Aynı şekilde burada da az önce bahsetmiş olduğum mod 2 yani kumandanın şu sticklerin ne işe yarayacağı. Bununla mesela yükseleceksiniz. Bununla ileri gideceksiniz. Bu mod 2'nin bir özelliği. Mod 3 aldığımızda bu bambaşka bir şekilde olacaktır. Dolayısıyla genelde biz mod 2 tercih ederiz. Calibration sayfası. Bunun için ayrı bir video hazırlayacağım. Bu drone ile ilgili tüm kalibrasyonları anlatacağım. Ayrı bir video hazırlayacağım. O yüzden buraya geçiyorum. RC pairing yani kumandayla drone'u eşleştirme anlamına geliyor. Flight records. Burada da bizim uçuş kayıtlarımızı görebileceğimiz ekran. Sistem settings'e geldiğimizde de burada dil kısmı var. Bakalım hangi diller varmış.
Evet, gördüğünüz tüm diller bunlar. Ne yazık ki Türkçe yok. Geri gelelim. Bu unit dediğim metrik kısım. Yani bizim aşağı yukarı hızlarımız, iniş hızlarımız, çıkış hızlarımız, menzilimiz metrik sistemde mi gösterilsin diye. Çünkü biz metrik sistem kullanıyoruz genelde. O şekilde kalsın ayarımız. Otomatik shutdown. Yani otomatik olarak kapansın mı? 3 dakika sonra, 5 dakika sonra gibi bir ayar var. Buna da gerek yok. Otomatik ekran kapatılması. Bu sesi duymak istemiyorsanız bunu kapatabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu anda herhangi bir ses kalmadı. RF mode settings. CE'den FCC'ye de buradan alabiliyoruz. FCC'de daha güçlü sinyal alabileceğimiz için FCC modda olması önemli. Burada sol üst köşede drone'umuzun pilini görüyoruz. 12.5 volt. Şu 0 yazan GPS sayısı şu anda kapalı alanda olduğumuz için bu GPS görmeyecektir. Dolayısıyla da atın modda yazıyor GPS göremeyeceği için. Bu uyduyu 9 uydu ve üzerinde gördükten sonra kalkış yapmanızı öneririm. Yoksa kaza yaşayabilirsiniz. Cihaz yerinde sabit kalmaz. Burada kayıt süresini görüyoruz. Burada fotoğraf modu. Burada cihaz ile kumanda arasındaki sinyal gücünü görebiliyoruz. Sağ üstte de kumandanın şarjı miktarını görebiliyoruz. Aşağıda da yine aynı şekilde 0 metre bölü saniye. Bunlar dikey ve yataydaki hızlarını gösterecek. Bunlar da menzil ve yüksekliği buradan takip edebileceğiz. Evet, şuradaki tuş gimbal'ı indiriyor kaldırıyor demiştik. Aşağı doğru çekince gimbal gördüğünüz gibi aşağı iniyor. Yukarı doğru kaldırdığımızda da yani sağa doğru çektiğimizde de gimbal gördüğünüz gibi yukarı hareket etmiş oluyor. Bu tarafta da sağa doğru çektiğimizde gördüğünüz gibi karanlık oldu. Eksi 3'e kadar pozlama düştü. Sola doğru çevirdiğimizde ise artı 2, artı 3'lere doğru çıktı. Fazla pozlama oldu. Gördüğünüz gibi ekran beyazladı. Bunu genelde sıfırlara yakın tutmaya çalışın. Şu tuş ile spor mod da alabiliyoruz. Bu şekilde daha hızlı bir uçuş gerçekleştirmiş oluyoruz. GPS modda da normal uçuşumuzu yapmış oluyoruz. Arkadaşlar, drone'un üzerinde şöyle bir özellik daha var. Şunun tam altında bir tane port var. Do it yourself portu. Buna herhangi bir servo motor bağlayabiliyorsunuz. LED ışıklar bağlayabiliyorsunuz. Artık sizin hayal gücünüze göre bir şeyler üretebilirsiniz. Örneğin bunun altına bir servo motor bağlarsanız bir bırakma mekanizması ayarlayabilirsiniz, tasarlayabilirsiniz. Dolayısıyla yukarıdan aşağı bir malzeme, bir nesne bırakabilirsiniz anlamına geliyor. Veya herhangi bir LED ışık altına takabilirsiniz. Dolayısıyla da güzel ışıklandırma amaçlı da kullanabilirsiniz. Tabii bu sizin artık hayal gücünüze kalmış bir durum. Arkadaşlar, şu anda hava durumu çok iyi olmadığı için rüzgar bir yandan, yağmur bir yandan uçuş videosunu çekemiyorum. Fırsat bulduğumda da ilk uçuş videosunu çekip sizlerle paylaşacağım. Benim size şu anda aktaracaklarım bunlar. Kutu açılımını yaptık. Kumanda üzerinden ekranlara baktık. Kısaca açıklamış olduğum kalibrasyon videolarını da çekeceğim. Daha sonra onlar da gelecek. Şimdilik hoşça kalın. Sormak istedikleriniz varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz. Videomu beğenmeyi, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.